Merhaba arkadaşlar. Bir bakalım nasılmış köşemizin bugünkü konu. I Am Alive. Oyun 2012'de çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve oyunun menüsü gördüğünüz üzere Türkçe. Oyunu Türkçe'ye çeviren ekibin lideri Silent Moro isimli, nickname'le daha doğrusu, bir arkadaş. Onun önderliğinde kurulan bir ekip çevirmiş. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum bu oyunu bize Türkçe olarak kazandırdıkları için. Ellerine sağlık. İnşallah başka oyunlarda çevirerek devam etmektedirler. Bilmiyorum. Ama sağ olsunlar, var olsunlar. Ben oynadığımda vakti zamanında Türkçe değildi. Türkçe olsaydı keşke falan diye içimden geçirdiğimi hatırlıyorum. Hemen yeni oyun diyeyim. Baştan başlayalım, normal diyeyim. Ve en baştan bir bakalım nasılmış. Ubisoft'tan çıkmıştı oyun. Çıkmadan önce, birkaç sene önce duyurulmuştu. Oyunun bir videosu vardı internette dönen. Ve herkes vay canına demişti. Yani büyük bir heyecanla bekliyordu insanlar bu oyunu. Açık dünya oyunu olacağı söylenmişti. İşte post apokaliptik, böyle felaket sonrası bir Amerika'da geçecek falan filan deniyordu. Çıktıktan sonra gerek grafik kalitesiyle gerek açık dünya oyunu olmamasıyla, yani açık dünya ama çok da değil. Hani gideceğiniz yerler çok sınırlı. Belli yerlere gidebiliyorsunuz. Biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama yine de ben oynadığımda sevmiştim. Benim öyle çok büyük beklentilerim yoktu zaten. Çok da beklemiyordum açıkçası. Sadece videosunu görmüştüm ama güzel oyun demiştim. Çıkınca da hoşuma gitti açıkçası ama. Tabi yani baştan şişirip ondan sonra böyle biraz tırt bir oyun piyasaya sürülünce insanlar hayal kırıklığına uğradılar. Yani tırt dediğim aslında tırt da değil, yani yine ortalamanın üzerinde puanlar aldı. Ben sevmiştim oyunu, gayet güzeldi. Hikayesi de güzeldi, oynanırlığı da güzeldi. Şimdi bir siz de görün, haberi olanlar zaten vardır, hatta birçoğunuz oynayıp bitirmiştir. Eğer oynamadıysanız Türkçe yaması da var. Üstünden uzun da zaman geçti. Şu anda bayağı ucuz. Alıp oynayabilirsiniz. Hatta belli olmaz yani. Belki hazır Türkçe yaması da varken sıfırdan başlayıp seride yapabiliriz eğer isterseniz. Oyunun grafik ayarları maksimumda arkadaşlar. Benim monitörümün çözünürlüğünden dolayı monitörüm 1440'a 900 destekliyor en fazla. Yani şu anda oyunun çözünürlüğü de 1440'a 900. Ama onun dışındaki bütün ayarlar maksimumda. Gördüğünüz gibi böyle hakikaten bir felaket dünyası var. Grafikler çok da kötü değil. Neden? Çünkü zaten biraz daha ilerleyince göreceksiniz. Felaketten sonra, depremden sonra çok yoğun toz bulutu var şehir içinde. Binalar falan yıkılmış ve her şey gri zaten. Hani çok renkli bir oyun değil. O yüzden grafik kalitesizliği de bu şekilde kamufle oluyor aslında. Yani çok da anlamıyorsunuz oyun oynarken grafiklerin kötü olduğunu. Gayet güzel geliyor yani, oyuna kendinizi kaptırdıktan sonra hatta. Şimdi burada sağda solda bir şey yok muydu? Çok hızlı dönüyor. Wait. Koşma hangisiydi? Bu eğilme, kontrol eğilme. Koşma tuşu vardı, hangisiydi o? F mi? E mi? Yok. Ha, mouse'un sol tuşu. Sağ tuş silah çekiyor. Ve direkt böyle FPS kamerasına geçiyor. Ki sağ üst köşede gördüğünüz üzere silahımızda mermi yok. Ya şeyi ben biraz kısayım arkadaşlar ya. Kısamıyorum. Ha var, kısabiliyorum. Kontrol. Fare hassasiyeti. Biraz kıstım.
çok hızlı dönüyor. Kendi etrafında 180 derece tur atıyor ve birazcık koşsanız bile hemen yoruluyorsunuz. Oyunun kötü yanlarından biri. Şu yukarıda iki tane çubuk görüyorsunuz. Solda gri, sağda kırmızı. Gri olan stamina, yani sizin yorgunluğunuz. Koştukça yoruluyorsunuz. Tırmandıkça, atlayıp zıpladıkça, bir yerlere tutundukça falan yoruluyorsunuz. O bittiği zaman, dibine kadar geldiği zaman bu sefer candan yemeye başlıyor. Yani sağlığınız da azalmaya başlıyor. Staminayı çok zorlarsanız. Kırmızı biterse tabii doğal olarak ölüyorsunuz. Space, atlama. Burası eskiden köprüymüş. Vay be, oyun hoşuma gitti. Yani daha önce oynamış biri olarak, daha önce eski ekran kartımla oynamıştım. Grafikler en üst seviyede değildi. Yani ortanın biraz üstüydü galiba, ya da orta mıydı hatırlamıyorum. Devam etmek için tamam. Tırmanmak enerjiyi azaltır diyor. Onu biz anladık zaten. Daha hızlı tırmanma, sağ tuş, sol tuş. Eyvah eyvah. Hadi 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 hadi. Bunun üstüne çık. Heh. Rahata erdiğiniz anda şey oluyor. Tekrar doluyor stamina hızlı bir şekilde. Daha hızlı gitmek için sol tuşa basılı tut. Tamam. Aşağı inmek için sağ tuş. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani biraz da güneş ışığının yardımıyla fark ediyorsunuz ki renkler hakikaten çok soluk ve gri. Lan! Nereden ineceğim? Ha, buradan. Uf. Bırak. Hop. Aferin. Oyunun tuş kombinasyonunu epeydir oynamadığım için unutmuşum. Tekrar sıfırdan oynuyormuş gibi başlayacağım. Buradan mı atlayacaktık karşıya acaba? Galiba. Hop, çık. Neydi bu arkadaşın ismi? Aa, unuttum. Neyse, birazdan herhalde öğreniriz. Nereye tırmanacağız? Yine buraya tırmanacağız. Hop. Space'le atlıyor ama atladığı zamanlar daha hızlı azalıyor, daha çok yoruluyor. Staminası, yine atlamak zorundayız. Uf, ama fena azaldı. Ama neyse ki burada dikilebileceğiz. Şuraya doğru biraz yürüyüp tekrar kaldığımız yerden. Oyun böyle genel olarak atlama, zıplama, hoplama üzerine kurulu. Bunları iyi yapmazsanız oyunu ileriki kısımlarında bayağı zorluk çekebiliyorsunuz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam. Sağlık. Heh. Gördüğünüz üzere staminamız azaldı. Yani kapasitesi azaldı. O tamamen azalınca candan yiyor. Yani kırmızı da azalmaya başlıyor. Ve ölebiliyorsunuz. Staminanızın kapasitesini tekrar arttırmak için... Evet, bunu ben de söyledim. C tuşuyla envanteri açıyorsunuz. Ne var? Şu kapasiteyi arttırıyor ve sağlığı arttırıyor. Şu su. Bu ne? Konserve yemek. Su sadece bunu arttırıyor. Şimdi arttırmayalım ama ya. Yani biraz daha azalırsa falan arttırırız. Şu anda o bizi idare eder. Well, it's still standing.
No, Hamilton has seen better days. Şimdi devam edeceğiz. Nereden devam edeceğiz ama? Buna mı? Kay 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 kay. Tamamdır. Sağda solda bulacağınız şeyler sizin için hayati önem taşıyabilir. Kontrol. Ha, altından geçme. Normalde de bu tarafa mı gidecektik acaba? Galiba bu tarafa gidecektik. O zaman ben öbür tarafa bakayım. Sağlık çantası, ilk yardım çantası, yani su ve yiyecek, soda falan bulabileceğiniz yani şeyler ve onlar çok 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 lazım olacak size. Oyunda çok nadir buluyorsunuz ve çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Buralarda bir şey yokmuş. Bir de tabi şey, cephane. Silahınız var ama cephaneniz yok. Ciddi derecede cephane sıkıntısı çekiyorsunuz oyunda. Ağrı kesici aldık. Biz bu tarafa gitmeyecek miydik? Demek ki bu tarafa gitmeyecekmişiz. Lan değil. Ne tarafa gidecektik? Kalk. Ha, karşıya atlayacağız. Çık. Tamam. Güzel. Ağır kesici bulduk. O iyi oldu. Canımız azaldığında kullanırız. Birazcık koşalım. Buralarda bir şey yok. Evet, bir şey yok. Sağda solda bulacağınız nesneleri... Ha, merdiven. Oradan gideceğiz. Okey. Yani gri tonları ağırlıklı olduğu için etrafta işinize yarayacak nesneleri bulmanız da çok zor oluyor. Göremiyorsunuz bazen. O ağır kesiciyi dibine kadar gitmeseydim göremeyecektim. Burada hızlı inme yok mu? Allah'ım, nerelerdeyiz? Aşağısı şelale. Fena. Görünmüyor hatta yani. Of, neredeyiz ya? Tomb Raider geldi aklıma şimdi. Çatışmaları biraz daha yoğun olsaydı bu oyunun, Tomb Raider'a benziyor. Ama çatışmaları hiç alakası yok Tomb Raider'la. Çatışmaları da şeye benziyor. The Last of Us. The Last of Us PC'ye çıkmadı. Oynayamadığım için çok içimde kalan oyunlardandır kendisi. Geçen yılın en iyi oyunu seçildi zaten. GTA'yı saymazsanız. Onda da cephane sıkıntısı vardır. Düşman çokluğu vardır. İşte genelde görünmeden ilerlemeye çalışırsınız. Çünkü sizi gördükleri zaman genelde öldürürler. Cephaneniz yetmez herkese. Çok böyle atik, çok çevik, çok hızlı biri de değilsinizdir. Hop. Bunda da öyle. Hop. Karşıya zıplar mıyız? Zıplarız tabii ki de. O karşıya da zıplarız. Hop. I can probably get back up to the streets if I go through the sewer. Su kanallarından geçerse sokağa geri dönebilir. Evet. Lane çok uzun bir yolculuk yapmış bu arkadaş ve bir yere ulaşmaya çalışıyor.
burası su kanalları dediği kanalizasyon bildiğiniz. Şurada bir çayımdan yudumlayayım müsaadenizle. Şimdi devam edebilirim. Enerjimi aldım. Oralarda bir şey yok mu? Yok. Burası bir sonraki bölüme geçiş noktası. Harita. Biz neredeyiz? Şuradayız. Apartman. Şuraya gideceğiz. Bunu Türkçe'ye çevirmişler ama harita üzerindeki yazılar çevrilebilir metin olmadığı için herhalde çevirememişler. Görev. Eski apartmana gitmek için bir yol bul. Eyvallah. Buluruz. Hop. I don't want any trouble. Tamam. I'm already gone. Tamam. That's it. Just keep right on walking. Onun elinde silah var mıydı? Vardı. Ya yani insanlar aynı şeydeki gibi, The Last of Us'daki gibi küçük gruplar oluşturmuşlar. İkişerli, üçerli, beşerli, onarlı neyse. Ve dışarıdan gelen yabancılara karşı çok acımasızlar. Çünkü dünya çok acımasız. Ha, burası kapalı. Harita mantığı da biraz Silent Hill'deki gibi olmuş. Üzerine kalemle karalar gibi işte. Şurası kapalı, buradan git. Burası açık. Varacağın yer şurası falan diye işaret koyuyor. Güzel. Buralarda bir şey yok mu? Yok. Azıcık koşabiliriz. Ooh. There's a lot of dust down there. Pretty thick. Ben nereden gideceğim? Allah Allah. Ha, bu çıkılabiliyor. Tamam. Hop. Gri dünyamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yani grafikler muhteşem olsaydı bile böyle sisli puslu bir yerde zaten o kalite anlaşılmazdı. Bence tipimiz falan gayet güzel. Gayet oynanabilir yani. Hiçbir rahatsızlık vermiyor. Şimdi biraz sağa sola bakalım ki yiyecek olur, silah olur, sopa olur, herhangi bir şey. İlerleyen bölümlerde şehrin bazı bölgeleri yoğun sis, duman altında ve o dumanı soluduğunuzda canınız azalıyor. Belli bir süreniz var. Gaz maskesi falan takıyorsunuz. Gaz maskelerinin de belli süresi var. Tamam, şuradayız. Şuraya gideceğiz, anladık. Etrafı dolaşıyorum sadece. Zırt pırt taba bas deme bana ya. Orada görünce basasım geliyor. Yok mu bir şey ya? Bir şeyler vardı diye hatırlıyorum ama. Yanlış mı hatırlıyormuşum demek ki? Ops, burası çukur. Oyunda havasızlıktan öldüğünüz ya da bir yerde asılı kalıp gideceğiniz yere zıplayamadığınız, tutunamadığınız için yorgunluktan öldüğünüz falan çok olacak arkadaşlar. He, orada bir şey var, evet. Kamera mı? Çok lazımdı kamera. Harita yenilendi. Güzel. Karşıya gideceğiz belli ki. I could force open this gate with something.
Ha, biri. What the hell do you think you're doing? You're just out wandering about, huh? Chill, dude. Hold up. Back off. Geri. No problem. Geri. Please, step back. Please. Stepping back. I'm not worth a bullet. No, don't. E? Çıkmıyor. E tam doğru yerde durmanız gerekiyor ki E çıksın. Better keep this with me. E çıktığında tekmeleyip atabiliyorsunuz çukura. Orada karşıda bir şey varmış ya. Oraya nereden geçiliyor ki? Yuh. Aşağıda da öldü. Öldürdüğünüz insanların falan üstlerinden bir şeyler çıkıyor. Onları toplayın. Mouse. Tık 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 tık. Bunu yaparken bile yoruluyor. Aa, niye beceremedin ya? Tabii önce E'ye bastım. Oh. Şimdi elimizde kama var. Uuu. Birden fazla düşmanla yüzleşiyorsun. Sakın silahını kuşanma. Onların yaklaşmasına izin ver ve E ile sürpriz saldırı yap. Okey. E. Bir kurşun aldın. Hey, wait. No. I'm at your... Heh, cephane harcamadık. Bayılttık. Let's try to work this out. Don't be so hasty, okay? Stepping back. Take it easy, man. Step back. Let's talk this over, okay? Oh. You ask. Point that somewhere else, will ya? Hadi. Öldürdük ama işte C. Şeyi de kullandık. Kurşunu. Silahınızı indirdiğiniz anda saldırıyorlar. Silahınız boşken de blöf yapabiliyorsunuz. Blöfünüzü yemeyebiliyorlar. Şunu... Yok, şu. O. Bu her ikisinde. O zaman bunu kullanalım. Bunu da kullanalım, o da onu arttırsın, tamam. Evet. Şu anda yine 0-0'ız. Cephanemiz yok. Oradan çıktılar, muhtemelen biz de oradan gideceğiz. Ama of. Önce etrafa bir bakaydım. Yani iki kişisiniz, ikinizden... Hatta kaç kişi? Burada 1, 2, 3, 4 kişiyi öldürdük. Bir tane mermi çıktı. Ha, burayı açacağız. Ya, o zaman şuraya bir bakayım. O elemanların çıktıkları aralığa. Ha, oradan zaten gidilmiyor. Orası kapalı. Buraya bir şey koymadınız mı yani? Harbi hiçbir şey koymamışlar ya. Koş o zaman. Buradan aşağıya atlayacağız belli ki. Buralarda bir şey yok mu? Yok. Ha, şu ne? İlk yardım kiti aldık. İyi, güzel. Harita yine güncellendi. Harita zaten bizim gittiğimiz yerlere göre güncelleniyor. Burada bir şey yok.
Oyunda sağda solda çeşitli NPC'ler göreceksiniz arkadaşlar. Yani görevde normalde var olmayan görev... orada birileri var. Görev gereği olmayan sağda solda yardıma ihtiyacı olan insanlar olacak. Onlara yardım edebiliyorsunuz. Eğer isterseniz. Onlara yardım ederseniz onlar da size ekstra puan falan kazandırıyor. Bazen sürpriz bir şeyler veriyorlar falan. Tam da ihtiyacınız olan şeyleri verebiliyorlar bazen. Ama bazen de yardım ediyorsunuz. Elinizdeki size çok lazım olan bir şey veriyorsunuz. İlk yardım kiti gibi mesela. Çünkü yaralı oluyor falan. Ama sonunda size sadece Allah razı olsun diyor. Ekstra puan kazanmış oluyorsunuz. Başka bir işe yaramayabiliyor yaptığınız iyilik. Bunlar kim? Ha, evet, kazazede. O benim oğlum, bıçakladılar. Eğer yaraya bir şey yapmazsak kan kaybından ölecek. Tabii ki biz iyi bir insan olduğumuz için E'ye basıp az önce bulduğumuz ilk yardım çantasını onlara veriyoruz. Nereden buldun bunu? Kazazede kurtardık. Yardım ettiğinde ekstra kamera ile ödüllendirilirsin. Ayrıca bu senin final skorunu da artırır. Ha, finali artırıyormuş. Skora göz atabilirsin diyor. Tamam, neyse. 20 tane kazazededen bir tanesine yardım ettik. İleride çok daha zor durumda olan kazazedelerle karşılaşabiliyorsunuz. Onlar da size kendi hikayelerini anlatıyorlar bu şekilde. Most people ended up at makeshift emergency centers like the Havinton Stadium. We were protected from collapsing buildings, but there was so much dust in the air, so we had to find another solution. It's been a year now, but we still have aftershocks from time to time. Seems they're here to stay. All we can do is deal with it. Bu mudur, tamam mıdır? Gidebiliriz o zaman. Geçmiş olsun teyzeciğim. Rica ederim. Ne demek? Ha. Dikkatli ol, o herifler her tarafta. Tamam, anladık. Bunu az önce fark ettik zaten. Buradan geçemiyor mu? Yuh. İşte yani oyundaki ufak tefek eksikliklerden bazıları. Çok ufak. Yani normalde o her yerden atlayan zıplayan bu adam ufacık bir şeyin üstünden geçemeyebiliyor falan. Hey, you. Ups. Silah mı var onun elinde? Göremiyorum ki elindeki. Ha evet, silah var. Yok, ona şey yapmayayım, bulaşmayayım. Çünkü bende cephane yok. Ablacığım, bu kadar agresif olmana gerek yok yani. Kurşunum olsaydı gösterirdim sana. Sakın geri gelme diyor ya. Çok meraklıydım ben de sana zaten. Orada neyi koruyorsa o. Binanın içine giriliyor mudur acaba? Tamam, gelmeyeceğiz. Bağırıp durma. Buralarda bir şey yok mudur? Yoktur. Koskoca dünya apaçık. Çok da açık değil ama olsun. Ben buradan niye geçemiyorsunuz? Önce geçtik. Heh, koşarken geçemiyor demek ki. Mesela şu arabanın üstünden atlamıyor. Arabanın arkasında bir şey var mıdır acaba? Şuradan mı geçeceğiz? Oradan geldik. Tamam. Geçelim bakalım. Ups. Düşme, dikkat. Böyle yerlerden geçerken düşmüyor galiba. Yani siz saçma sapan hareketler yapsanız bile o düşmüyor. Ha, geldik. Kendi evine geldi. Apartman.
Ha şey kontrol bizdeymiş, ben de bakıyorum ya. Haydi bakalım girelim madem öyle. Evim güzel evim. Mary, Julie. Are you there? Yoklar mı? Tabii ki yoklar. Burada seni mi bekleyeceklerini zannettin? Closest to home cooking I'm gonna get. Ne aldık? Bir şey aldık. Yine bir konserve yiyecek falan galiba aldık. Cephane var, cephane. Şu ne? Mektup. Neymiş? Depremler yüzünden şu anda ayrılmak zorundayız. Tahliye ekibi bizi bekliyor. Sığınaklardan birine götürüleceğiz. Hangisi olduğunu öğrenmek çok zor. Bir saat sonra nerede olacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Burada olsaydın yaptığım her şey için seni affettiğimi söylerdim. Ne yapmışız ki? Karısı herhalde bu elemanın. Şimdilik tek yapabileceğim şey hayatta olman için dua etmek. Eğer hayattaysan bizi bulacağına eminim. Biz dediğine göre bir de çocuğu falan var herhalde. Havanton'dan ayrılmaya çalışacağım ama güvenli bir yere gitmemiz gerek. Mary'yi hiçbir şekilde riske atamam. Mary kızı. Seni seviyoruz. Seni düşünmediğimiz bir an bile yok. Vay be. I Am Alive oyunu daha yeni başlıyor. Gel bizi bul, seni bekliyor olacağız Julie ve Mary. Oyunda amacımız zaten karımızı ve çocuğumuzu bulmak. Ama tabii ne badireler atlatacağız, ne badireler. Bu da kamera. Ne izliyoruz? Geçeyim buraya, geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Neyse burada sonlandırayım arkadaşlar. Oyunun I Am Alive ismini gördük. Demo oynamışız gibi farz edelim. Buradan sonrasında eğer oynamamı isterseniz belirtin. Yani ben büyük bir zevkle tekrar oynayabilirim. Türkçe yamasıyla birlikte daha iyi anlayarak, daha iyi anlatarak. Oyunumuz bu. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir oyunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.